etmesi halkımızın Türkiye halklarının sorunlarına ortak çözüm getirmesidir. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye de devam edeceğiz. Şunları belirtmek istiyorum. Biz rehak inancına sahip Kızılbaş Aileli halkı olarak, Kürt halkı olarak bizler 72 milleti bir nazarda gören, tüm insanlığı kucaklayan bir inanca sahibiz. İşte bunun için kırmanç giydiğimizin yok olmaması için yaşamdan dışlanan, yok sayılan, katledilen, şiddet gören Türk kadınlar için ve yine Gülistan Doku nerede demek için devam edeceğiz mücadelemize. Yoksulluk var. Gençlerimize ilişkin uyuşturucu yozlaştırma politikaları var. Kimliğimize inkar var. Dilimize inkar var. İnancımıza inkar var. Sorunlarımız çok fazla. Ama biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Yeşil Sol Parti çatısı altında hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi sonuçlandıracağız. Bu faşist, demokrasiye düşman, emeğe düşman, kadına düşman rejimi hep beraber göndereceğiz arkadaşlar. Dersimin kesik damarları var Dersim'i. Burayı yağmaladılar. Burayı talan ettiler. Burada gençleri işsiz bıraktılar. Göçe mecbur bıraktılar. Sürgüne mecbur bıraktılar. Asimilasyona mecbur bıraktılar. İnadına buradayız diyoruz. Burada kendimize sahip çıkıyoruz. Hani şarkı söylüyorlar ya. Beraber ıslandık biz bu yollarda. Biz de diyoruz ki aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Gidiyorsun tepeden. Gidiyorsun tepeden. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Hiç korkmayalım. Enseyi karartmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler. Her türlü provokasyonu boşa çıkarttık. Çıkartmaya devam edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Bu yüzden dedik ki aday çıkarmıyoruz başkanlık seçiminde. Bu yüzden dedik ki bir adım daha ileri gidiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Şimdi bugün Dersim'den söylüyorum. Bir adım daha öne gidiyoruz. Bu iş ilk turda bitmeli. İlk turda bitireceğiz. Yoksa çok Erzurum olayı görürüz. Çok provokasyon görürüz. Ben Aleviyim dediği için siyasi lince uğrayan, ayrımcılığa uğrayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görünce, ona yapılan saldırıları görünce diyoruz ki inadına hepimiz Aleviyiz. Biz Kürt halkının hakları için, özgürlüğü için demokratik siyaset yapan, bunun için hedefe konan, siyasi lince maruz kalan, cezaevlerine atılan Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını görünce inadına Kürt'üz diyoruz, Kürt. Ve o yüzden bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na, bir oy Yeşil Sol Parti'ye diyoruz. Em ten davi, em bu tekoşinu barfadane tene davi. Pankart ekrek bedere heye. Çoğreş gelin mürabahiye ve azadiye bile. Gele Dersim, çoğreş gelin Dersim'e. Tekoş gelin Dersim'e ve azadiye bile. Ve peşektiye yeşil solu ve kendiye bile Dersim'e rap. Em ve bavariye dene. Demek ki me, demek ki kenma. Pençrojeme ma ve Dersim'e. Dere faşizme evre gürten Riya azadiye ve Riya vekebiye Riya serkeftine Dersim evre. Em bu gene Dersim'e bağırın. Le pişlame, le pişlame kışlaya terdele heye. Le pişlame, le peşeme pireme heye. Pireme Seyyid Rıza'ya. Emci ve hakak etmanı. İro sekna ve İro sernik sekna serkeftin ile.
ام باورن و یشیل سال پارتیه و درسی مبم پارتیه یکمین و امه گوهند آزادیه پازده گلانه و قاده لهمبری پیره خواه لهمبری پیره خواه مازنه نگوهند آزادیه از بان هستیاراتی ساوه برزداری بدلو جان سلاو دکم burası dersim kardeş. Vardır sürme kavga, vardır sürme savaş. Bu kadar adaletsizliğe ve zulme rağmen bir tek gün daha, bir tek gün dahi adaletsizlikten şaşmamışsın. 72 millete bir nazarla bakmış, ayrı gayrı koymadan tek can, canan olmuşsun. Dersim, şimdi de 14 Mayıs'ta adaletini gösterme vakti. Ben eminim ki Dersim iki oyunu da evlatlarına verecek. Birini Ayten Kordu'ya, birini Kılıçdaroğlu'na. Ve 14 Mayıs'ta Dersim pir aşkına vuracak mührünü. Değil mi? Şimdi de Selahattin'in sesini Dersim'le sizlerle buluşturmaya geldim. Sayılı günler, saatler kaldı. Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz durum kalmadı. Ama hep beraber direndik. Asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur, refah ve barış içinde adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için anahtar sizin elinizde diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler. Daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum. Ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden ve lütfen şunu unutmayın. Ben buradayım. Ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor. Yürek dolusu selam. Kendilerini gönderiyor. Senin başkanın sesini bile özledik değil mi? Evet, İnşallah az kaldı. Şimdi o halde buradan Dersim'den cezaevinde rehin tutulan Selahattin'e, Figen Yüksekdağ'a, Edibe Şahin'e, Nurhayat Altun'a hep birlikte ve onların şahsında bütün tutsak arkadaşlarımıza hep birlikte güçlü bir selam gönderelim mi? Yeşil Sol Parti mücadelemizde yeni bir durak ama bu mücadele sizin mücadeleniz. Bu mücadelenin her sözünde, bu mücadelenin her ilmeğinde sizin emeğiniz var. Dolayısıyla o yüzden kazanacağımızı ifade ediyoruz. Bu mücadele kazanacak. Başka yolu yok. Yeşil Sol Parti mecliste güçlü olmak durumunda. Neden? Dersim katliamının halen daha yüzleşilmesi gereken, araştırılması gereken hakikatleri var. Yeşil Sol Parti'nin mecliste güçlü olması demek, Türkiye'de gerçek bir yüzleşme ve hakikat komisyonunun kurulması demek. Var mısınız birlikte inşa etmeye? Kadın katliamları, kadın cinayetleri AKP-MHP iktidarı döneminde taban yaptı. 7.186 kadın bu iktidar döneminde katledildi. Faillerin hepsi cezasız kaldı sevgili kadınlar. Biz diyoruz ki kadınlara hiçbir hizmet, hiçbir koruma sunmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yerine
kadınların söz kurduğu, kadın mücadelesinin yürütüldüğü, kadın kazanımlarının korunduğu bir kadın bakanlığı kuralım. Var mısınız sevgili kadınlar, kendi bakanlığınızı kurmaya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekçi bir gömlek giydirilerek oluşturuldu sevgili arkadaşlar. İlk kuruluşunda hepimiz kurucu özneyiz ama 100 yıl boyunca hepimiz inkar edildik, yok sayıldık. Şimdi bu cumhuriyetin demokrasiyle buluşması gerekiyor. Yani demokratik bir cumhuriyetin kurulması gerekiyor. Güçlü bir Yeşil Sol Parti, mecliste güçlü bir Yeşil Sol Parti aynı zamanda bu cumhuriyetin her birimizi tanıması ve demokratikleşmesi demek. Var mısınız birlikte yapmaya? Çocuklarımız, Alevi gençlerimiz zorunlu din dersleriyle karşı karşıya. Diyanet Türkiye'de bir fetva bakanlığı gibi çalışıyor. Türklüğün ve sünniliğe bütün konfor alanlarını yaratan, dışında kalan hakları ve inançları inkar eden bir fetva bakanlığı. Biz Yeşil Sol Parti olarak Diyanet İşleri Başkanlığı yerine İnanç Hizmetleri Başkanlığı ifade ettik. En çok saldırdıkları başlıklardan birisi de bu. Bu ülkede sadece sünniler yaşamıyor. Bu ülkede birçok inanç yaşıyor. Bu inançlara eşit muamele yapmayan, eşit yaklaşmayan bütün zihniyetler kaybetmek zorunda. O yüzden Yeşil Sol Parti ile birlikte bütün inançları yaşatmaya var mısınız? Yine AKP iktidarı döneminde uzun zamandır yürüttüğü bir çalışma var. Kendi Kürdünü, kendi Alevisini yaratmaya çalışıyor. En son Alevi inancını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlamak gibi kendini ifade eden, kendisini büyüten bir çalışma açığa çıkardı. Bu bir inanç katliamı sevgili arkadaşlar. Çünkü AKP MHP iktidarına, çünkü faşizme, çünkü gericiliğe, çünkü hakları yok sayan bu zihniyete karşı en güçlü mücadeleyi yürüten Alevilerin kendisi, Alevi mücadelesinin kendisi. O yüzden zapturap altına almaya çalışıyor. İzin verdik mi bugüne kadar? Bu inanç katliamı karşısında güçlü bir Yeşil Sol Parti ile bütün inançlar, en çok da 72 millete aynı nazarla bakan bizim inancımız güçlenecek. Bu siyasetin, Türkiye siyasetinin 72 millete aynı nazarla bakan bir felsefeye ihtiyacı var. Bunu hep birlikte inşa edeceğiz.